Tecit Tolga Şardan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Bir iddiayı gündeme getirdi daha doğrusu. Şardan Mustafa Çalışkan'ın Emniyet Genel Müdürü olmasına kesin gözüyle bakılırken Bahçeli'nin devreye girdiğini ve Çalışkan'ı devre dışı bıraktığını iddia etti. Seçimin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü atamasına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Kulis bilgisine göre atamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli belirleyici oldu. İddia T24 yazarı Tolga Şardan'a ait. Şardan, atamanın perde arkasına ilişkin kaleme aldığı yazısında, görev için en büyük adayın Süleyman Soylu ve ekibiyle ters düşen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan olduğunu aktardı. İl emniyet müdürlüğümüz İstanbul Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinde buna göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın atanmasıyla birlikte çalışkanın göreve getirilmesi de kesinleşmişti. Bu durum Soylu'nun halen görevdeki ekibi için tasfiye anlamına geliyordu. Hatta usulsüz işlemlere imza attıkları bilinen kimi polis müdürlerinin cezaevine girmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çalışkan üzerinde karar kıldığı da iddialar arasındaydı. Onurlu bir devlet görevinin derin teslimi münasebetiyle ancak süreç farklı işledi. Makamı Eskişehir Valisi Erol Ayıldı atandı. Şücahettin Veli ile Nasrettin hocamız da Şardan daha önce Soylu'nun ekibinin tasfiyeden kurtulmak için Cumhurbaşkanlığı ve Bahçeli nezdinde girişimde bulunduğunu dile getirmişti. Olumlu yanıt alamayan ekip bu kez Soylu'yu devreye sokarak Bahçeli ile temas kurmasını sağladı. Tolga Şardan, Bahçeli ve Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmede Çalışkan'ın devre dışı bırakıldığını yazdı. Erdoğan'ın Çalışkan isminden neden vazgeçtiğinin ise şimdilik muamma olduğunu belirtti. Kulise göre Çalışkan, Ankara'dan uzaklaşması için yakında yayınlanacak kararname ile vali yapılacak. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek. Ankara'da tutulmamasının nedeni belirsiz. Söz konusu gelişmeler Soylu'nun ekibi için olumlu görünse de ekibin halen İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya nüfuz edemediği iddialar arasında. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim.